Merhaba herkese. Pandas eğitim serisine devam ediyoruz. Uzun bir süredir ara vermiştik yoğunluğundan dolayı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birkaç düzenleme yaptım videoları izledikten sonra. Yazıları biraz daha büyütebiliriz belki. Bunun gibi birkaç bir şey. Sayfanın açılmasını bekleyelim. En son visualization'da kalmıştık. Veya visualization. Artık nasıl adlandırıyorsanız. Bakalım neler varmış. Bakalım ilk önce gerekli olan kütüphaneleri eklemekle başlıyoruz ve sonrasında linkteki adresi linkteki verileri almamızı istemiş. TSV formatında ne yapmamız gerektiğini aslında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi basitçe data pit with CSV ile başlıyorum. İlk önce şunu bir URL diye bir değişkene aktaralım. Sonrasında bunu URL'den okuyalım fakat separator olarak tab verecektik. Eğer doğru almışsak güzel gelecektir. Evet, güzel gözüküyor. Şurada birkaç tane nan değer var. Herhalde problem olmaz. Bizden ilk 10 entry göstermemizi istiyor. Data head on dedikten sonra bunu bu şekilde yapıyoruz. Bakalım. En çok alınan 5 item'dan bir histogram oluşturmamızı istemiş. Nasıl yapabiliriz? Toplamda item name biliyoruz. Tabii item name üzerine bir group by işlemi yaparsak toplamda kaçar tane alındığını aslında bulabiliriz. O zaman başlayalım. Data group by diyorum. Neye göre yapacak? Name'e göre yapacağız. Sonrasında toplamlarını bulmamız için basitçe sum diyebiliriz. Bakalım. Evet. Six pack soft drink'ten toplamda 55 tane varmış. Bir sort values yapalım çünkü sıralı gelmedi. Tabii neye göre yapacak? Quantity diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet, aşağıdan yukarıya doğru sıraladık. O yüzden assigning false dedikten sonra yukarıdan aşağı sıralıyorum. Toplamda ilk 5 tanesini istemiş. 5 tanesini bu şekilde seçebilirim. Tamam, ben bunu bir değişkene aktarayım. DataHist değilim bunu çizdireceğimiz için birazdan. Bakalım DataHist'te ne var? Bize aslında şu an burada bir histogram plot oluşturmamızı istiyor. Burada order ID'yi atabiliriz. Drop diyorum. Ne değişkenin olduğuna bakalım. Labels alıyormuş. Basitçe order ID dedikten sonra hatırlarsınız in place true dediğimizde bunu bu şekilde tekrar eşitlemek zorunda kalmıyorduk. Şu şekilde eşitlemek zorunda kalıyorduk. Yoksa in place true demezsek. Çalıştıralım. Bakalım bir hata aldık. Order ID not found. Order ID not found in access. In access bakalım. Data hist. Order ID. Tabii. Default olarak access 0 olması lazım. Bu ne demek? Row'da düşürüyor. O yüzden access 1 diyerek data hist'i yeniden yazdırıyoruz. Şimdi ben şöyle bir aşağı indireyim. Bakalım bunu bir daha çalıştırırsak aslında. Data istiyorum. Ve sadece elimizde şu an quantity olduğunu görüyoruz. Basitçe aslına bakarsanız şöyle plot desek acaba çalışır mı? Line plot çizdi. Bunların türünü de belirleyebiliriz. Bar diyelim. Ve bu sayede en çok satılan 5 tane ürünün histogram bar plotunu çizdirmiş oldum. Greatest scatter plot with number of the items ordered per order price. Order price başına ürün şey satın alma fiyatları başına satın alınan sipariş edilen itemların number'larını istemiş bizden. Nasıl yapabiliriz? Düşünelim. Şöyle bir yazdıralım. Datamızda ne var? Item price var.
item price'daki buradaki problemi hatırlıyoruz. Şurada bir dolar işareti vardı. İlk önce şurada bir güncelleme yapalım. Item price kolonunu for döngüsünü alalım. Şöyle list comprehension yazıyorum. In data'nın item price'ına. Şimdi bunun her biri aslında bunun değeri. Value diyelim. Bu value'ları nasıl alacağız? Şurada ve şu 9'un da yanında bir tane boşluk vardı. 1-1 diyoruz. Sadece bu problem için. Bunu söyledikten sonra data bir kez daha bakalım. Bu kısmı düzelttik. Ondan sonra buradaki problemlerden bir tanesi de dtype istediğimiz zaman burada item price'in object olarak gelmesi. Yani bu değerleri aslında bakarsanız string olarak görüyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için data item price kolonunun olduğu kısmı aynı şekilde s-type float olarak belirleyip bu kolonun artık float 64 tipinde olmasını sağlıyorum ki matematiksel işlem yapabilirim burada. Şimdi bakalım burada ne yapmamız gerekiyor aslına bakarsanız. Order price item sorted. Yani order ID'ye göre aslına bakarsanız bir gruplama işlemi burada yapmamız bizim için mantıklı olacaktır. Data group by order ID diyorum. Ve bir aggregation olarak sum veriyorum. Burada neye görebiliriz? Toplamda order ID'yi grupladığımız zaman 4, 2, 2, 2 ve item price'ların toplamlarını görebiliriz. Yani order ID 1 için toplamda 11.56 ve order ID için toplamda 16.98. Yani işte 1 numaralı müşteri toplamda 11.56 dolarlık bir alışveriş yapmış. 2 numaralı müşteri işte şu kadarlık bir alışveriş yapmış. Şekilde görebiliriz. Bizden bunun scatterplot'unu istiyor. Yani hangi müşteri ne kadar alışveriş yapmış. Bunu çizdirmemizi istiyor. Tamam, o zaman bunu bir değişkene aktarıyorum orders adında. Peki şimdi orders'a baktığımız zaman bunu çizdireceğiz. Yani ne istiyoruz? Aslına bakarsanız x ekseninde quantity, bir daha düşünelim. X ekseninde item price'ı alabiliriz. Y ekseninde quantity'yi alabiliriz. Tamam, çizdirelim. plt scatter diyorum. Scatter plot çizeceğim. Aldı fonksiyonlara bir bakalım. X burada ne oluyor bizim için? Orders'ın item price olacak. Ve Y'de orders'ın quantity'si olacak. Bu sayede müşteri başına çıkardığımız scatterplot'u görebiliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki çalışmaya geçelim. Burada tips olanı açtım. Bakalım bizden neler istemiş. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci kısma geçelim. Tips olanı açtım. Visualization altındaki tips'in exercise'larını açtım. Yani bir kapatalım. Bizden ne istemiş bakalım. This exercise has great ways on tutorial documentation. So, Seaborn. This has been used. Tips olanı. Okay. Seaborn'la alakalı birkaç görselleştirme yapacağımızdan bahsediyor. O zaman basitçe bir ilk önce ben pandas'ı ekliyorum. Sonrasında Seaborn'u ekliyorum. Bazen Seaborn'un özelliklerini kullanmak için Matplot gibi de kullanmamız gerekiyor. Pyplot SPLT dedikten sonra her bir problem yoksa kütüphane içeri aktarmış olacağız. Burada tip CSV demiş. CSV dosyası var elimizde. Bakalım bunu içeri alalım. Tip saatte bir değişkene aktarmamızı istemiş. PD.readCSV diyorum ve linki veriyorum. Bakalım doğru almışsak. Burada bir 5 tanesini yazdıralım. Tamam, güzel gözüküyor. İlk önce unnamed 0 olan kolona atmamızı istemiş. Bunu yapmamız için 2 tane teknik var. Ben genellikle pandas'ın drop fonksiyonunu kullanıyorum bunu yapmak için. Tips.drop dedikten sonra bizden labels istiyor. Labels için burada unnamed 0'ı veriyorum. Ve in place true diyorum. Aynı zamanda axis 1 demem gerekiyor.
Bakalım. Annemiz Foucault'dan kurtulduk mu? Evet, güzel gözüküyor. Yani diyor ki histogram çizdireceğiz. Ve bunda total bile istiyormuş. Toplam bilenin ne olduğuna bakalım. Distribution plot çizebiliriz burada. O yüzden SNS.dist plot, evet, böyle fonksiyon varmış, doğru hatırlıyoruz. Şimdi burada neyi çizdirmemizi istiyor? Biz de A yerine değerleri vereceğiz. Ne vereceğiz? Total bill. Yani şu kolumu çizdirmemizi istiyor. O zaman bu kolumu bir verelim bakalım çalışacak mı? Total bill diyorum. Evet, bu şekilde çizdirebiliyoruz. Eğer isterseniz bunlara şu kolonların isimlerini de yazdırabiliriz. Onu yapmak için de şöyle bir total bill diyorum. Bu değişkeni verdikten sonra total bill set diyeceğim ve x label. Burası neydi? Value. Burası y label olacak. Bu da ne diyebiliriz? Frekans diyebiliriz. İngilizce başlık, İngilizce terimler, frekansı diyorum. Ve title da verelim bir tane. Neyi çizdirmiştik? Total bill. Evet, bu şekilde verdiğimiz zaman da buralarda isimler, yani x ve y eksenlerin isimlerini ve tablonun da, yani görselleştirmenin de bütün ismini verebiliyoruz. Create a scatter plot representing the relation between total bill and tip. Okay. Total bill ve tip arasındaki ilişkiyi present etmek için bir scatter plot çizmemiz istemiş. Tamam, yapalım. Yine Seaborn'un scatter plot, aynen scatter plot'unu çağırıyorum. Bizden x ve y'yi istiyor. Tamam, yapalım. X'e tip ya da x'e total bill'i verelim bu sefer. Şimdi bu notasyon biraz kafanızı karıştırabilir. Aslında normalde diyeceksiniz ki bu bir string değer nasıl geliyor? Şimdi anlatacağım. Data'ya burada daha demin aldığımız data'yı verirseniz aynı sanki pandas data frame'i gibi sadece string olarak bunu çağırabilirsiniz. Yani bu x ve y aslında tips tip ve tips total bill olarak bunu çağıracak. Bir deneyelim. Yani burada scatterplot'u çizdirmiş olduk bu sayede. Ondan sonra create one image with relationship of total bill tip and size. Evet. Total bill tip and size için bu 3 kolon için şey çizdirmemizi istiyor. Yani bu scatter plotu belki de distribution plotu bu ikisini bunu çizdirebilmek için aslına bakarsanız evet burada söylediği gibi bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyon bir korelasyon matrisi oluşturuyor aslında bakarsanız. Bunu çizdirmek için de Seaborn'un bir fonksiyonu var. Bir yandan Seaborn'a buradan böyle bakabiliriz. Ben de ismini tam hatırlayamadım. Ama şuradan baktığımız zaman hatırlayabiliriz. Payplot, payplot. Evet, payplot. SNS payplot dedikten sonra datanın kendisini vermemiz yeterli olacak. Total bill, tip ve size. Evet. Bu sayede her birinin birbirine göre olan scatter plotunu ve dağılımını bu şekilde görebiliyoruz. Yani buraya baktığımız zaman total bill tipe göre olan scatter plotu burada gözüküyor. Aynı zamanda scatter plot olarak da tip ve total bill de burada gözüküyor. Yani aslına bakarsanız şunlar, şunlar ve şunlar birbirinin aynısı. Sadece 90 derece kaymış biçimde gözüküyorlar. Yani bir 90 derece bir de aynı 90 derece ve aynı görüntüsü. Yani emin olamadım. Bu sayede bu basamağına geçebiliriz. Present relationship between days and total bill. Okay. Burada da bizden istediği şey günler ve total bill değeri arasındaki ilişkiyi istiyor. Şimdi burada aslında günler distinct bir veri. O yüzden bunu aslında renge atmak mantıklı. Yani renge de atmak çok mantıklı olacaktır. Şimdi yine bir scatter plot çizelim. Biraz görelim. Görselleştirme yaparken en büyük önemsemeniz gereken şeylerden bir tanesi görselleştirmeyi nasıl yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Yani hangi eksende neyi göstereceksiniz ve bunu yaparken mantıklı olarak hangi kolonları kullanmanız gerekiyor. Şimdi bakın, daha demin bahsettiğim gibi günler ayrık veriler ve bunlar ayrık olarak burada görselleştireceğini biliyorduk. Aynı zamanda bunu renk olarak göstermek için de hue'ya yani hue parametresine
D'yi gönderdiğiniz zaman burada günleri ayrı ayrı olarak görebilirsiniz. Bu scatter plot gibi bir fonksiyon daha var aynı zamanda. O da çok güzel fonksiyonlardan bir tanesi. Bakalım burada görselleştirebileceğimiz güzel başka bir yöntem var mı? Tabii plot olabilir. Strip plot olabilir. Burada da kendi arasındaki yani kendi kategorisindeki dağılımı da görebiliyorsunuz. Create a scatter plot with D as the y axis and tip as the x axis differ the dots by sex. Okay. Şimdi burada bizde şunu istiyor. X ekseninde tipleri, y ekseninde günleri ve renk olarak da yani bir fark olarak da cinsiyeti istiyor. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Yine strip plot'tan devam edelim. Strip plot dedikten sonra x için ne demiştik? Tip. Y için day. Ve renklendirme için de cinsiyeti koyuyorum. Ve datum ismi tips de. Bu sayede görselleştirmeyi cinsiyetlere göre tip ve day eksenlerinde yapabiliyorum. Ve 10. soru. Create a box plot for the total differentiation time. Yani bizde zaman olarak apartmana göre dinner ve lunch olarak total bill göstermemizi istemiş. Ve bizden bunun bir box plot olduğunu söylemiş. SNS.box.plot. X ekseninde D olacak. Y ekseninde total bir olacak ve view'ya da time'a atmamızı istemiş. Verimizi de verelim. Data tip dedikten sonra burada görselleştirmeyi bu şekilde çizdirebiliyoruz. Bu görselleştirmelerin aynı zamanda aslında ne zaman nerede kullanılması gerektiğini ve nerede kullanılmasının gerektiğini internetten kesinlikle açıp görmeniz ve öğrenmeniz gerekiyor. Yani buradaki dağılım neyi gösterir? Buradaki dağılıma baktığınız zaman işte sola kayık olması yani skew veya atıyorum buradaki dikliği yani kürtasis bunlar ne anlama gelir? Bunlara bakmanız gerekiyor. Veya bir scatter plot'a baktığınız zaman burada bir acaba lineer regresyon oluşturabilir misiniz ya da bununla alakalı neler yapabilirsiniz? Bunları daha detaylı incelemek çok çok daha iyi olacak sizin için. Özellikle mesela box plot'ta işte outlier'ın olduğu yerler veya işte birinci quantile, ikinci quartile ya da medianın olduğu, mean'in olduğu değerlerin nelerde konumlandığını ve nasıl çizildiğini öğrenmek sizin için çok iyi olacaktır. Bundan sonraki konumuz yanlış hatırlamıyorsam visualization'dan sonra creating series and data frame ile devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.